hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Salt Yedi Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü Nur abanız burada sizi bekliyordu. Ve sizi çok özlüyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün ekranların... Biliyorsunuz ki size söylemiyorum. Bilenlere söylemiyorum sevgili arkadaşlarım. Çünkü siz zaten beni artık tanıyorsunuz. Beni biliyorsunuz. Ama bilmeyen arkadaşlarım için bugün ilk kez saat tam 4'te Salt Yedi Türk ekranlarını açan arkadaşlarım için söylüyorum. Ben Nur ablanız hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar saat tam 4'te Salt Yedi Türk ekranlarında Salt Yedi Türk Çocuk programında burada sizlerle buluşuyor oluyorum arkadaşlar. Bütün bir gününüz nasıl geçti, kendinizi nasıl hissediyorsunuz ve tabii ki de aynı zamanda sizlere ben buradan soruyorum ya, sizler de evinizdeki kişilere, ailenize, arkadaşlarınıza onların nasıl olduğunu soruyor musunuz? Bence bu çok önemli bir soru. Çünkü onların nasıl olduklarını sorduklarında aynı zamanda onlara dua edebileceğiniz bir konu olup olmadığını da sormuş gibi oluyorsunuz. Çünkü eğer iyilerse size iyiyim diyorlar. Eğer iyi olmayan bir şey varsa hayatlarında bu şu demek bence. Sevgili arkadaşım, sanırım benim duaya ihtiyacım var. İşte bu yüzden arkadaşlar birilerinin nasıl olduklarını sormak, hem onlara destek olabilmek, hem onlara yardım edebilmek, hem onları teselli edebilmek, teşvik edebilmek ve aynı zamanda onlar için dua edebilmek için gerçekten çok ama çok önemli. Sevgili arkadaşım, bu anlattığım her şey bugün Nora ablanın sana vereceği görevle de alakalı gerçekten. Eğer hazırsan 3'ten geriye doğru sayalım ve hep birlikte bugün ve hatta yine bu görev sadece bir günlük bir görev değil, çok uzun süreli yaşam boyunca senden yapmanı istediğim bir görev. O zaman yaşam boyunca yapmanı istediğim bu hem çok ciddi hem de çok heyecanlı görev için hazırsan hadi bana eşlik et. 3'ten geriye doğru sayalım. 3, 2, 1... Senin, hepinizin, hatta hepimizin bugün için, hatta bugün değil, hep bundan sonraki her gün için yapmamız gereken görev hasta kişiler için dua etmek. Aslında herkes için dua etmek, her ihtiyaç için dua etmek. Sadece hastalık için değil, morali bozuk olan insanlar için, aç olan insanlar için, yalnız olan insanlar için. Ama özellikle bugün hasta olan insanlar için. Çünkü hala ülkemizde bir salgın hastalık var, hatta dünyamızda. Ve o olsun ya da olmasın, bu salgın hastalık olsun ya da olmasın, hastalar için dua etmek bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Çünkü gerçekten Tanrı bazen bizim dualarımızla birilerini iyileştirebiliyor. O zaman bence şöyle bir şey yapabilirsin. Eğer hayatında bildiğin, hasta olduğunu bildiğin birileri varsa onu bir yerlere not et. Ve görebileceğin bir yerlere yapıştır bence. Ya defterine, ya duvarına, ya yatağının başucuna. Ve sürekli o kişiyi ismiyle hatırlayarak onun için dua et. Ama eğer aklına hasta biri gelmiyorsa ya da dua edebileceğin biri gelmiyorsa bunu annene, kilisedeki arkadaşlarına ya da pastörüne sorabilirsin. Ve eminim onların bu konuda bilgisi vardır. Sana mutlaka tanıdığın ya da tanımadığın ama bir hastalığı olan ya da bir sıkıntısı olan birini söyleyeceklerdir. İşte sen de sadık bir işçi gibi, sadık bir asker gibi, ki askerler gerçekten çok önemlidir ülkemiz için, bütün dünya için, bir asker gibi
Yani sanki senin görevin o kişiler için dua etmekmiş gibi oturup o kişiler için sadık bir şekilde çok ciddiye alıp bu konuyu dua edebilirsin sevgili arkadaşım. Bununla ilgili sana bir ayet okumak istiyorum. Kutsal kitaptan bir ayet okuyacağım. Şöyle söylüyor bir ayet. Yakup bölümünde. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecektir ve Rab onu ayağa kaldıracaktır diyor. Yani sevgili arkadaşım, imanla edilen dua ne demek? İman yani inanmak. Tanrı'nın gerçekten o kişiyi ya da bizi, kendimizi, bizi iyileştirecek gücü olduğuna inanmak. Ki bütün bir dünyayı yaratan, bütün evreni yaratan Tanrı'nın tabii ki böyle bir gücü var ve kutsal kitapta var. Bunu daha önce çok kez yaptı. İşte bu yüzden Tanrı'nın o kişiyi ya da bizi iyileştirmeye gücü olduğuna inanarak, gerçekten bunu inanarak, isteyerek Tanrı'ya dua edersen, imanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır diyor. Yani bu konuda buna tam olarak inanarak dua etmek çok ama çok önemli sevgili arkadaşım. Şimdi sana verdiğim bu önemli, bu belki de birilerinin hayatını değiştirebilecek olan bu görevle birlikte seni nereye gönderiyorum? Sen şimdi güzelce bir Ege'yi izle. Ondan sonra biz yine burada buluşalım. Çinliler çekik gözlü değildir. Aslında gözün normal hali öyledir. Diğerlerinin gözünde ise bir ekstra katman vardır. Çekirgenin baskınlığından dolayı yaklaşık 80 yıl sonra herkes normal gözlü olabilir. Düşünseniz o zaman sevgilinizden ayrıldığınızı. Nereye baksan aynı gözler. Bir çay kaşığı bal, 12 arının hayatı boyunca ürettiği bal. Kamu spotu, ben bir arıyım. 12 arkadaşımla milyonlarca çiçeğe konuyoruz. Kilometrelerce yol gidiyoruz. Ve sadece bir çay kaşığı bal üretebiliyoruz. Larvalarımız için. Maalesef onu da siz yiyorsunuz. Afiyet olsun kardeşlerim. Şimdi arı balı markasından 4 kavanoz bal sadece 100 lira. Tükenmeden alınız. Dünyanın çekirdeğinin sıcaklığı 5700 derecedir. Ki bu da güneşin yüzeyinin sıcaklığına eşittir. Kış aylarında çok üşürsek toprağa kazıp güneşlenebiliriz yani. Düşünsenize toprak bronzluğu. Arkadaşım, merak içindeyim. Acaba sen olsan ne yaptın? Cevapların geldi böyle bir durumda. Ve arkadaşlar, hepinizin cevapları farklı farklı ama gerçekten güzel ve düşünceli cevaplar vermişsiniz her biriniz. Ama bu sorunun tek bir cevabı var. Dünkü sorumuz, hemen bir sorumuzu hatırlayalım. Şöyle bir isterseniz gözlerinizi kapatın, isterseniz açık dinleyin. Hemen bir özet geçiyorum arkadaşlar. Anneniz mutfakta, siz evdesiniz. Anneniz mutfakta ya bir yemek yapıyor, sevdiğiniz bir yemek yapıyor. Ya da mutfağı temizliyor, orada bir işi var ve bir anda kapı çaldı. Peki siz ne yaptınız? Kimseyi beklemeden vın diye kapıya koştunuz. Ve kim o diye sormadan önce apartman kapısını açtınız. Sonra da evinizin, dairenizin kapısını açtınız. Karşınıza kimin çıkacağını bilmiyorsunuz bile. Beklediniz. Kimse gelmedi. Sonra anneniz geldi tabii ki de. Çünkü fark etti sizin kapıyı açtığınızı. Ve baktı ve kapıyı açtığın için sana kızdı. Peki sence annenin sana kızmasının sebebi nedir sevgili arkadaşım? Hemen şıkları kısaca hatırlatıyorum. Birincisi evin içinde koşman, koşarak kapıya gitmen. Çünkü koştuğun için çok ses çıkardın. İkincisi güvenliğini tehlikeye atan bir davranışta bulunduğun için, tehlikeye sokan bir davranışta bulunduğun için. Ama nasıl yani? Neyi senin güvenliğini tehlikeye sokuyor ki? Diyorum. Ve diğer cevap ise o sırada mutfakta annene yardım etmiyor olduğun için annen sana kızdı. Sizce bu durumda anneniz ya da babanız, fark etmez, neden size kızmış olabilir? Eğer hazırsanız arkadaşlar, cevabımız hazır. Doğru cevap arkadaşlar, B şıkkı. Yani güvenliğini tehlikeye sokan bir davranışta bulunduğun için annen sana kızdı. Bence annen çok haklı. Çünkü bu davranış senin normalde yapmaman gereken bir davranıştı. Bir daha başına böyle bir şey gelirse böyle yapma, olur mu? Çünkü kapı çaldı ya, bir kere senin yanında büyük bir yetişkin biri yok. Annen ya da baban yok. Ve
Dolayısıyla kapıyı çalan kişi büyük ihtimalle senden yaşça büyük, annenin babanın yaşında biri belki de. Ve eğer sana zarar vermek isterse senin gücün kendini korumaya yetmeyebilir. İşte bu yüzden böyle durumlarda öncelikli olarak kim olduğunu bilmediğin birine asla kapıyı açmamalısın. Çünkü bu kişi seni tanımadığın biri olabilir ya da sana zarar vermek isteyen biri olabilir. Tehlikeli biri olabilir. İşte bu yüzden bu çok tehlikeli. Ve bu kişiye hem apartmanı açtın hem de ev kapısını açtın. Üstelik yanında annen ya da baban yok. Peki bu kişi kapıya gelseydi ve sana zarar vermeye çalışsaydı ne olacaktı? Belki de annen ya da baban o sırada sana yetişemeyebilirdi. İşte bu yüzden yapman gereken en doğru şey öncelikle kim o demek. Öncelikle o kişinin kim olduğunu bilmek ya da görüntülü eğer görebiliyorsan o kişinin kim olduğuna bakmak. Ve eğer bu kişiyi tanımıyorsan ya da sesini alamadıysan hemencecik annene ya da babana haber vermelisin kapıları açmadan önce. İşte annen sana bu yüzden kızdı sevgili arkadaşım. Çünkü bu kişi tehlikeli biri olabilir, bir yabancı olabilir. Sana zarar vermek isteyen biri olabilir. İşte bu yüzden sen onun kapıyı açtığın için sana zarar verebilmesine izin vermiş oldun ve kendini tehlikeye soktun. Böyle zamanlarda sevgili arkadaşım bir daha mutlaka annene haber ver ya da annenin kapıyı açmasını ya da babanın kapıyı açmasını iste. Eğer tanıdığın, çok yakından tanıdığın biri ise, mesela teyzen, abin, amcan, anneannen, deden, yine de annene seslenebilirsin. Anne, anneannem gelmiş. O da sana cevap verecektir. Kapıyı aç diye. Ya da anne, kapıyı çalan biri var ama kim olduğunu tanımıyorum. Sesinden de anlamadım. Ne yapayım sence? Kapıyı açma, beni bekle. Diyecekti sana büyük ihtimalle. İşte sevgili arkadaşım, annen sana bu yüzden kızmış olabilir. Ve tabii ki de anneler her zaman, babalar her zaman bizlere kızmakta haklıdır. Çünkü her zaman bizi korumak isterler. Evet sevgili arkadaşım, şimdi bu dünkü sorumuzun da cevabını verdik. Artık bu bilgiyi unutmamak üzere sana emanet ediyorum. Şimdi de Tanrı'nın sözünden önce sırada çok güzel bir bölüm var. Haydi bakalım gel birlikte Meyvezi'yi izleyelim. Merhaba Zi. Bak. O elindeki ne öyle? Bu benim hem biyometrik hem asimetrik fotoğrafım. Aa, çok güzel çıkmışsın. biraz siyah beyaz gibi. Ne için bu? Pasaport. Aa, vize alacaksın demek. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Geçen bölüm nerede kalmıştık? Konya. Konya yolundaydık. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Zi. Ben de o yüzden Konya'yı araştırdım. Konya Türkiye'nin en büyük iliymiş ya. Yüz ölçümü bakımından evet. Çok büyük bir il. Aynı zamanda da en kalabalık 7. şehrimiz. Peki en kalabalık şehrimiz neresi? Tabii ki İstanbul. İstanbul aynı zamanda Avrupa'nın da en kalabalık şehri. Vay be, amma insan var. Kaç tane koyun var peki? Niye saymıyorlar? Bilmem. Belki de sayıyorlardır. Bence biz ikimiz hepsine yeteriz. Boş ver. Çok alçak gönüllüsün be. Şaka yapıyorum Zi, hemen ciddiye alma. Tamam. Gerçi haksız da sayılmazsın. Sayende genç kardeşlerimize Elçi Pavlus'un yolunu anlatıyorsun. Ne yapalım, devam edelim mi? Edelim tabii. Tamam. Hangi kameraydı benim? Şu. Pavlus Konya'ya gelir. Buradaki insanlara İsa Mesih'in öğretisini anlatır. Kentte Yahudiler dışında Yunanlılar da vardır. Etkili konuşmalarla birçok kişi İsa'nın öğretisine iman eder. Halk arasında kötü niyetli insanlar yine vardır. Pavlus artık tecrübelidir ama bazılarını bitirdikten sonra çok durmaz şehri terk eder. Nereye? Listra ve Derbe'ye doğru yola çıkar. Listra, Derbe... Aman sakın ezber yapmaya girişme. Yok anlamaya çalışıyorum. Zor isimler. Tamam, ben yardımcı olacağım. Listra... Konya'nın güneybatısında bulunan bir yer. Derbe de günümüzde Karaman ili sınırlarında olan bir kent. Tamam. Güzel. Ve ona ihanet edeceği vakte kadar yanında bulunan Barnabas bazılarına devam ettiler. Burada aynı zamanda bir mucize yaşandı. Nedir o? Hemen anlatıyorum. Pavlus'un gözü konuşma sırasında bir adama takıldı.
Göz göze geldiklerinde elçi Pavlus bu adamın yüzünde iyileşmek isteyen bir insanın masum yüzünü gördü ve o anda yüksek sesle ayağa kalk, dikil dedi. Tam bu sırada kötürüm adam birden ayağa kalktı, yürümeye başladı. İyileşti yani. Pavlus'un mucizesini gören topluluk çok etkilendi. Her şey çok güzel gitmiş. Pek sayılmaz. Halk onları tanrı sandı. Hatta sunağa adak adamaya bile çalıştılar. Pavlus onları güçlükle durdurdu ve şöyle dedi. Ey insanlar, nedir bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi Adem oğullarıyız. Sizlere sevinç ve müjdeyi iletiyoruz. Sonra putları gösterdi. Bu değersiz şeylerden diri tanrı sevgisine dönesiniz diye dedi. Vay be! Ya. Terslikler bununla da bitmedi. Peşlerinden gelen birkaç kışkırtıcı halkın arasına karıştı. Hatta Pavlus'a taş attılar. Taş onu bayılttı. Öldü sandılar ve onu kentin dışına doğru sürüklediler. Sonra? Sonra öğrencileri gelip onu kurtardı. Kendisine gelen Pavlus ayağa kalkıp şehre geri döndü ve Barnabas'la birlikte şehri terk edip Derbe'ye gitti. Derbe. Evet, Derbe. Derbe, elçi Pavlus'un ilk yolculuğunun son durağı. Buradan sonra geri dönecekler artık. Elbette Derbe'de de birçok kişi İsa Mesih'in müjdesini duyup iman etti. Dilersen dönüş yolculuğunu da sonraki bölüm anlatalım. Olur, ben de hemen sana sorumu sorayım öyleyse. Hiç kaçırmıyorsun. Sor bakalım, hazırım. Saray, çekme ve kağıt. Helva çeşitleridir. Doğru mu? Yanlış mı? Ama bak canımı çektirdin ha. Hadi gidip yiyelim hadi. Dur nereye ya dur. Daha soruyu cevaplayacağım. Hadi cevapla. Doğru diyorum. Harikasın. Hemen anlatıyorum. Helva, şeker, yağ, un veya irmikle yapılan bir tatlı. Bilinen helvanın yanı sıra un, pudra şekeri ve tereyağı ile yapılan çekme helva da Türk lezzetleri arasında yer alıyor. İçine dondurma konarak pek güzel yenen ve bayat ekmek, kakao, tereyağı, pekmez, süt gibi besinlerin karıştırılarak yapıldığı kağıt helva da kültürümüzde pek sevilen bir ürün. Helva, yapılış ve usulleri çok farklı olsa da birçok gıdaya verilen ortak bir isim. Vay zii, süpersin. Ben gidiyorum, hadi takip et. Dur, nereye gidiyorsun? Daha mesajımızı vermem lazım. Bakın, kameram bu muydu benim? Evet, sevgili kardeşlerimiz, aşırıya kaçmadan tüketin şekeri ve tatlıyı. Tabii ailenize danışarak. Geldim ben de zii. Koş helvacıya. Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Şimdi bugün dün yarım kalan konumuzun devamını birlikte işleyeceğiz. Acaba hikayenin devamında ne olmuştu? Hemen sana kısaca hatırlatmak istiyorum. Biz Yunus diye bir karakterle tanışmıştık. Yunus bir peygamberdi. Ve Tanrı ondan bir şey istedi. Dedi ki git Ninova'ya. O kişilerin günah işlediğini ama benim onları sevdiğimi ve onları affetmek istediğimi söyle. Ama Yunus bunu yapmak istemedi ve tam olarak Ninova'nın tam tersine doğru yola çıktı. Başka bir yere doğru gitti ki Tanrı'dan kaçabilsin. Yunus gerçekten bence burada değişik bir şey yaptı. Tanrı'dan kaçabileceğini düşündü ama bence buna imkan yoktur. Çünkü Tanrı her yeri, herkesi, bırakın dıştan olan halimizi, yüreğimizi bile gören bir Tanrı olduğu için Yunus'un aslında Tanrı'yı kandırması bence imkansızdı. Şimdi devam edelim bu hikaye okumaya. Yunus pek de iyi olmayan planını yürütmeye başladı. Ninova'nın ters yönüne bir bilet lütfen dedi. Ve Ninova'nın tam tersi yönüne giden bir gemiye bindi. Çok zaman geçmemişti ki büyük bir rüzgar esmeye başladı. Ve gemi oraya buraya doğru sallanmaya başladı. Acaba neler oluyor? Gemideki herkesin midesi bulandı. Kusacağız galiba. Yunus hemen yattığı yerden doğruldu. Görüyor musun? Yunus'un pek de iyi olmayan planındaki ilk terslik Tanrı'nın onun peşine bir fırtına göndermesiydi. Yani Tanrı onun nereye gittiğini, nerede olduğunu hala çok iyi görüyordu. Denizciler gemiyi idare edemiyorlardı. Batıyoruz diye bağırdılar ve ne bulurlarsa gemiden atmaya başladılar. Çantalar, yemekler, her şeyi.
Yunus Fırtına'nın onun suçu olduğunu anlamıştı. Onların yerine beni denize atın diye bağırdı denizcilere. Bunu yaparsanız fırtına duracaktır. Denizciler ilk başta emin olamadı. Kurtulmamızın tek yolu bu diye haykırdı Yunus. Başka türlü kurtulamazsınız. O zaman bir, iki, üç, foşurt diye bir ses geldi. Denizciler Yunus'u dinleyip kendi hayatlarını kurtarmak için Yunus'u denize attılar. Yunus denize düşer düşmez dalgalar sakinleşti. Rüzgar dindi ve fırtına durdu. Yunus tam her şey bitti diye düşünürken, boğulacağından eminken, çünkü orası çok, düşünün ki bir gemi orada gidebilecek kadar derin bir denizde orası. Tanrı büyük bir balığı onu kurtarmak üzere gönderdi. Balık kocaman ağzını açarak Yunus'u tüm olarak yuttu. İnanılmaz bir hikaye. Siz daha önce hiç bir balığın midesinde bulundunuz mu? Ben hiç bulunmadım arkadaşlar ama hayal bile etmek istemiyorum. Belki o büyük balığın daha önce yediği minik balıklar, içinde yediği yemekler, tükürükleri acaba neler neler vardır? Yunus buna nasıl katlandı? Muhtemelen Yunus öldüğünü zannetti. İçerisi kapkaranlıktı bir mezar gibi. Ama sonra burnuna çürük yemeklerin kokusu geldi ve sümük suyu suyu hissetti. İğrenç. Ve ölü olmadığını anladı. Balığın midesindeydi. Tam 3 gün boyunca Yunus o karanlıkta oturdu. Düşünmek için bol bol zamanı vardı. Kısa süre içinde anladı ki planı gerçekten de saçma bir plandı. Kaçtığı için üzgündü. Balığın midesinde otururken Tanrı'ya dua etti ve Tanrı'nın onu bağışlamasını istedi. Bu hikayenin devamını da yarına bırakacağız. Birlikte göreceğiz bakalım acaba Yunus'a ne oldu? Tanrı Yunus'u balığın midesinde olmasına rağmen duydu mu? Acaba sonra neler oldu? Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu hikayede bugün okuduğumuz gibi arkadaşlar, Yunus Tanrı'ya itaat etmemesine rağmen, Yunus Tanrı'yı dinlememesine, ona karşı çıkmasına ve ondan kaçmasına rağmen Tanrı onu korumak istedi. Yunus'un o denizde asla boğulmasını istemedi ve o yüzden kulağa korkunç bile gelse onu bir balığın midesinde korudu. Acaba bakalım bu hikayenin devamında yarın ne olacak? Bugün kendinize çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Nur ablanı sizi çok ama çok seviyor. Hoşçakalın. İsa öğrencilerini çağırıp Fısıh Bayramı için hazırlık yapmalarını istedi. Öğrencileri de İsa'nın istediği gibi gereken her şeyi hazırladılar. Aynı gece Rab İsa öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler bayram sebebiyle çok mutlu ve sevinçliydiler. Yemek yerlerken Rab İsa ekmeği aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın." Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi: "Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın." Rab İsa onlara içlerinden birinin kendisini ele vereceğini söyledi. Öğrenciler dehşet içinde birbirleriyle konuşup bunu kimin yapacağını sordular. Rab İsa onlara: "Bana ihanet edecek olan elindeki ekmeği benimle birlikte sağına batırandır," dedi.
Yemekten sonra Rab İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladı. Sıra Petrus'a gelince Petrus, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın? Bu mümkün değil," dedi. İsa ona, "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra anlayacaksın. Eğer ayaklarını yıkamazsam yanımda yerin olmaz," dedi. Rab İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkadıktan sonra öğrencilerine şöyle dedi. "Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız." Bundan sonra İsa öğrencileriyle birlikte Zeytin Dağı'na çıktı. Orada öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Onlardan biraz uzaklaştı. Yanına 3 öğrencisini almıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim, burada kalın. Benimle birlikte uyanık durun," dedi. Sonrasında Rab İsa diz çökerek babaya dua etmeye başladı. O sırada ona güç vermek için gökte bir melek belirdi. İsa o kadar çok dua etti ki terleri sanki kan damlası gibi toprağa düşüyordu. Rab İsa duasını bitirdikten sonra uyuyan öğrencilerine seslenerek, "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi," dedi. O sırada öğrencisi Yahuda, başkâhinler ve halk önderleriyle birlikte kalabalık bir şekilde oraya geldiler. Yahuda anlaştığı gibi, İsa'yı onlara teslim edecek ve karşılığında 30 gümüş lira alacaktı. "Kimi öpersem İsa odur. Onu tutuklayın," diye onlarla sözleşmişti. Gerçekten Yahuda gelip Rab İsa'yı öperek ona ele verdi. Hemen İsa'yı tutukladılar. Öğrencileri ise korkup kaçmışlardı. Bu bölümün de sonuna gelirken şimdi şu güzel ayetle veda edelim. "Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda." Yuhanna 6. bölüm 56. ayet.